Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda maalesef ki gördüğünüz üzere LED'siz çekeceğiz. Çünkü adaptörümüz bozuldu. Yeni adaptörü ve LED'i videodan sonra hemen sipariş edeceğim. Birkaç gün içerisinde de gelir. Yani şöyle bir sıkıntı var. Hepsi buradan siparişin, yani bizi bayağı bir zorladı. Bu yeni siparişimi gitti gidiyor oradan vereceğim. Aynı eskiden yaptığım gibi. Ve maalesef ki yani gitti gidiyordan çok çok daha kötü olduğunu söyleyebilirim. Hepsi buradanın. Yani tamam, yoğunlukları var. Büyük bir patlama oldu. Yani 1 milyonluk işte ne bileyim 1 milyonu geçik şeyler oldu bir anda falan. Böyle bayağı bir reklamlar yapıldı. Ama yani arkadaşlar çok saçma ya. Bir kargonun 14 gün boyunca beklemesi, ki bunun veriliş süresi de bir hafta falan sonraydı. Toplamda 3 hafta boyunca kargonun benim elime gelmemesi ne demek? Yani ciddi anlamda çok sıkıntı yaşadık. Bakalım gelmesini bekliyoruz. 18 Aralık diyorlar beyefendiler. 18 Aralık diyorlar. Bakalım gelecek mi? Ben gelmesinden bile şüpheliyim. Ciddi anlamda tüketici haklarına da başvuracağım. Umarım bu konuyla da ilgilenirler. Yani saçma sapan işler. Neyse. Şimdi buraya gelecek olursak güzel haberler var. Bunların biliyorsunuz iki yavrusu yumurta içinde ölmüştü. Yalnız buna ışık olsa da olmasa da car 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 ötüyorlar. İlk yavrusu biliyorsunuz ki papağanlarımızın ölmüştü yumurta içerisinde. Daha sonrasında ikinci yavru da ölür diye düşünürken bir sabah bir baktım yavru çıkmış. İçeriden ses geliyor. Baktım yavrumuz çıkmıştı. Ay düşüyordu. Ve bunun sonrasında zaten besleyecekler mi beslemeyecekler mi diye düşünürken şu an benden mama istiyor. Gel. Çekirdek vermiştim, bitirmişler. Dediğim gibi hani beslerler mi beslemezler mi diye düşünürken şöyle bir çekirdeğini de dökelim. Baktım ki beslemişler, çok şükür iyi gidiyor. İlk yavrumuz bir, yani kaç bir dakika kaç gün oldu? 4 gün falan oldu. 3-4 gün falan oldu öleli. Ve greydi. Bu da şu anda 2 günlük. Bu da grey. Bakalım geri kalan 2 yavru ne çıkacak? Merak içerisinde bekliyorum. Buraya gelecek olursak bunları alan yaşadı diyebilirim bu süreçten sonra. Çünkü şu anda uzun süredir yuvanın içindeler. Ve sağlam bir şekilde yatıp artık hani böyle sağa sola da sallanmaya başlamışlar. Bekliyorum ya, bakalım. Bunu ya bugün ya da yarın alacağını söyledi biri. Babamla görüşmüş. Bakalım gelip alırsa yani şanslı. Almazsa tekrardan satılık. Şu an için bekliyorum. Buraya gelecek olursak da bunların ikinci yavrusu da ölüm döşeğindeydi. Yani daha sonrasında ben onu aldım aşağı küvezde besledim. Yani dedim ne olacaksa olsun canım, besleyeyim yani sonuçta ölmesin yavru. Küvez kesinlikle gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Video var, birkaç tane paylaştım. Oradan yapabilirsiniz, yapımını öğrenebilirsiniz. Ha, ben yapamam derseniz ilerleyen günlerde biraz daha profesyonel hale dönüştürdüğümde bu konuda yardımcı olurum. Yani bir nasıl diyeyim size, temin edebilirim. Malzemeleriyle beraber hazırlayıp gönderebilirim, bilginiz olsun. Bu şekilde ne bileyim aklıma geldi. Yani dedim yapamayanlar da faydalansın, yavrular ölmesin. Çünkü hani bazı arkadaşlarımız ufak yani bağlantıları anlayamayabiliyorlar, ki ben de bilmiyordum. Çok da bildiğim söylenemez. Dayım sağ olsun bir şekilde o yani sistemi bildiği için yaptı. Ve ayarladı, gönderdi. Şu an içinde tıkır tıkır çalışıyor. Ve yavrumuzun hayatını o kurtardı. Sabah besledim. Aldım yuvadan buradan. Besledim. Baktım akşama doğru ilk yavruyu beslemekte bir sıkıntı yok. İkinci de biraz garezleri varmış. Gece vaktinden ikisi beraber çıkınca yuvadan, yani gizliden bir kaydırdım yuvaya. Baktım besliyorlar mı? Besliyorlar. Bıraktım öyle. O gündür bugündür besliyorlar. Böyle birkaç gün falan oldu. Öyle yani. Şu an için takılıyorlar. Babamız da burada. Besleme durumu var ama şu an için benden mama bekliyorlar. Biraz geç bir zamana kaldım. Mamalarını falan da vereceğim zaten. Bunlara da çekirdeklerini veririm. Bunlar da geç mama bekliyorlar ama bakalım. Neyse buraya bir gelelim. Şovlarımızdan yani iki kuluçkayı bir anda yaptıklarını düşünürsek 10. yumurta geldi. Ve 5-5 olarak belki 11-12'ye kadar gider. Ötesi de gelmez zaten. Geleceğini de pek zannetmiyorum. Benim hatam, benim suçum, sebep şu. Yani bunları yumurtalarını dizmeden altından kaydırınca yumurtalarını hayvanlar bir afalladı ve bunun sonucunda yani ne yaparlarsa yapsınlar hiçbir şekilde bunları suç bulamam. Dediğim gibi şu an için zaten Raymond'un yumurtasına da yatıyorlar. Raymond'da bir tane yavrusu çıktı. Öyle. Şu an için benim hayat kurtarıcı takımım bu oldu. Zaten yavruları bileziklendireyim. Tekrardan kaydıracağım. Kaç tane yavru var inanın bilmiyorum. Ve şu şov yavru için de birileri istiyordu. Onu da göstereceğim. Bir yavru hesaplaması yapacağız sizinle. Neden geçen videoda söylediklerimi ya da ondan önceki videoda söylediklerimi neden söylediğimi şimdi size söyleyeceğim. İnşallah unutmam. Çünkü başka konular da bayağı bir birikti. Şimdi bunları ben eşledim. Yuvalarını kapattım. Çok güzel bir şekilde takılıyorlar baba kız.
Babası da tüyden falan çıkıyor. Yani bir sıkıntı, bir engel, bir şey görmedim ben. Gayet güzel şekilde anlaşıyorlar. Işık olsa daha güzel anlaşıyorlardı. Daha güzel böyle cıvıl cıvıl hareketleri vardı. Ama maalesef ki şu anda ışığımız yok. İnşallah onu da halledeceğim. Belki birkaç gün böyle video gecikebilir. Evet. Bunların durumları böyle. Yani şu an çiftleşmezler zaten. O konuda ben %100 eminim de. Dişi olgunlaşacak da. Yani bekleyeceğiz de. Bayağı bir zamanı var. Kızışacak da. Buraya gelelim. Bunlar ne yapmış? 7 tane yumurtamızın olması lazımdı. 3, 6, 7. Evet. 7 tane yumurtamız var ve full gidiyoruz şu anda. Bir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Kafesleri şu an temizleyememe sebebi zaten bu kafese çok fazla el atamadım. Mısır granülünün gelmemesi. Hepsi burada nokta.com'da yani bütün suç. Şu hayvanlara güvendim. Dedim ki hani kargo gelsin. Ona göre ben besleyeyim. İşte temizliklerini falan yapayım. Ona göre hani bu ekipmanlarını vesaire yıkayayım, ayarlayayım diye düşündüm ve hani bayağı bir ortalığı toparlayacaktım. Farklı bir şekilde değiştirme yapacaktım. Yani adamlar resmen deli ettiler beni ya. Hani arıyorum, kendilerinden haberleri yok. Öyle söyleyeyim size. Kendilerinden haberleri yok. Neyse. Yine sinir katsayımı yukarıya çıkartıyorlar benim. Buraya gelelim bakalım ne yaptınız siz. Şimdi babamız yemiyor. Evet, bir güzel sabah beslemesini daha yapmamışlar. Ya bu takımda bilmiyorum ya. Baba tüye girdikten sonra bir anne yetişemez oldu. Tam da çözemedim. Yani ben zaten yavaştan el besleme takviyelerine başladım biraz da eli alışık olsunlar diye. Bakalım şu an için. Bakın kursak boş. Çok fazla bir doluluk yok. Ama durumlar iyi. Çok da şey değil. Bunları besleriz. Karınlarını doyururuz videodan sonra. Siparişimizi de veririz. Tamam olur. Bak 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 bak. Mama istiyorlar. Neyse. Bunları koyalım. Diğer kuşlara bakalım. Zaten mamalarını vesaire vereceğiz bunları. Şimdi buraya değil de şuraya bir bakalım. Öteki tarafa bakmayacağım. Bak 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 bak. Birbirlerini kaşıyorlar. Evet. Güzel güzel birbirlerini kaşıyorlar. Bakın Bulut'un ceresi düzelmeye başladı. Eski mor pembe böyle halini almaya başladı arkadaşlar. Şu kahverengiye gidiyor. Bu kahverenginin sebebi de Bulut'un dişi olması falan değil. Kızgınlaşması değil. Arka tarafta sağ olsun Jumbo'muz bizim oğlumuzu ele geçirmişti. Bunun da bir böyle dişiye ihtiyacı vardı. Ben de dişiyi ayarladım, beğendiği bir dişiyi. Dedim kızların arasına takılsın diye. Sonra işte bunu beğendi. Ben de böyle yanına koydum. Böyle gayet güzel mıç 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 anlaşıyorlar. Biraz şey yapmak lazım. Erkeğin ben deriz ya bir tık böyle yaş anlamında dişiye baskını kurması için büyük olması lazım. Erkek en azından böyle 3-5 ay büyük olsun ki bunlarda yaptığım taktiktir o. Genel olarak eş tutturmanın önemli püf noktalarından biridir. Erkek büyük olsun, kafese baskın olsun. İkisi de mutlaka ve mutlaka son derece böyle barut gibi olmaları lazım. Kızışmış olmaları lazım. Eşe atacaksınız. Daha sonrasında dişinin de eğer hani şey olmazsa, tamam mı, kızgın olmasa bile en azından yavru olması lazım. 2 aylık falan olması lazım ki hani tam yeni yeme düşmüş olmamalı. Çünkü bu sefer yem ister karşı taraftakinden. Bu sefer de böyle kavgalar çıkar vermediği için, reddeder. 2 aylık, 2,5 aylık civarında eğer olursa dişimiz, erkek de ondan böyle 3-5 ay büyük olursa yan yana attığınızda en az 3-5 ay dişini karşı koyamaması durumu olacak ve erkeğin de ona baskınlık kurması çok yüksek ihtimal olacak. Böylece eş tutturmayı sağlamış olacaksınız. Yani yavru dişi almanız bir tık daha iyi. Bu arada şunun bilgisini vereyim. Benim eski kuşlarımdan biri, Özge'nin yavrularından biri. Bu dişiyi ben bir tanıdığıma vermiştim eş olarak. Geçenlerde ölen erkeğin eşiydi. Ve daha sonrasında tekrardan bir kuş eğitmek istediklerini söylediler. Fakat dişiyi verecekler. Dişi kuşu vermek istiyorlar. Çok kızgın bir dişi, bilginiz olsun. Belki ben yavruyla takaslayabilirim ama şu an için bir dişilerimi saymam gerekiyor. Dişileri saydıktan sonra yavrularımızı belki ona göre takaslarım. Dur bakalım, dur. Burada bir Rainbow'umuzun yavrusu var. Gördüğünüz bizim Rainbow'un yavrusu. Ama Rainbow olur mu onu bilmiyorum. Ciddi anlamda çok çok istiyorum Rainbow olmasını. İnşallah da olur. Ki erkek bir yavru gelirse şu arkadaki Lila'yla eşe vuracağım. Burası böyle. Bulut'u da gösterdik. Buraya gelelim. Bakın ilk yavrumuz atladı. Daha önceden de atlamıştı ama şu an için artık büyüdüğünden dolayı müdahale etmiyorum. Küçük yavrumuz burada ve bunun dişi olma ihtimali çok yüksek.
Yani şaka gibi ama çok yüksek. Bak. Bir an böyle dişiye dönecek bu. Öyle geliyor bana. Ve dişi olursa direkt bende kalacak. Kafası mafası da gayet güzel. Bir yakından bir bakayım ya. Arkadaşlar bence bu dişiye dönecek. Erkek mi erkek değil bu. Çünkü geçenki yavruda da böyle oldu. Yani ben bunu böyle saniyelik bir şeyle fark ettim. Şu dişimiz var ya. Bunda da aynı şey oldu. Bu kuşun cevesi böyle beyaz meyazlı değildi. Bildiğiniz bu renkti. Uzaktan bakın bir beyazlık olacak. Fark ediyorsunuzdur kamerada. Eğer net bir şekilde izlerseniz HD bir şekilde. Şu anda gördüğünüz gibi beyazlık var yani. Bu kuş bence dişi. Bir yorumlara yazın bakayım tahminleri ya. Onlara bir bakalım. Kimler bilecek. Büyüdüğünde de görürüz. Bence dişi. Şimdi buraya gelecek olursak burada iki tane yumurtamız var. Yavrularımız da karanlıkta kaldı ya. Ve güzel haber, ilk yumurtamız dolu. Beklenen bir şeydi. Vallahi benim bile beklediğim bir şeydi. Çünkü normalde ben kuşlarıma ilk kuluçkalarına güvenmem ama erkeğimiz çok tecrübeli bir babaydı. Dedim hani bunları da böyle takılsınlar, bırakalım. Ve ilk yumurtamız çok şükür dolu. Bundan sonra da dolu çıkar tahminimce. Burada da bir tane yavrumuzu bıraktım. En küçük çıkan yavrumuzu ötekinin altında ezilmesin diye. Bu da bizim Rainbow yavrumuz. Dün çıktı. Yani Rainbow'un yavrusu. Dün çıktı, böyle takılıyor, bakalım. İnşallah Rainbow olur ya. Çok istiyorum Rainbow olmasını. Bakalım hayırlısı inşallah. Arkada bir hareketlenme var ama. Evet, bizim kızımız buradan yem yemeye başlamış. Oğlumuz da burada takılıyor. Bunu da takipçilerimizden bir arkadaşımız istedi. Alacağını söyledi. Ben de ayırma yapmadığımı kesinlikle tekrar tekrar belirtiyorum. Kalıbı gerçekten çok güzel. 10 numara. Hatta bu kuşu hatırlarsanız bize böyle bir 50 lira falan bedava teklifi falan olmuştu böyle. Ben de kabul etmemiştim. Almıştım kuşu. Hatta o zaman bizim gruptan bir arkadaş var. O da şey demişti. Bu kuş grubundan. Dedi ki hani Tuğçe şey yapma. Kalsın sende. Kalıp falan çok güzel. Sonra birkaç tane daha böyle mailden olsun, YouTube'dan olsun mesajlar geldi. Hani abla dediler ayır kız kendine. Çok güzel bunu kalıp falan diye. Hatta ayıracaktım. Ama şu yeşil değil de ne bileyim bir mavi olsa bırakın ayırmayı, ben bunu satmayı bile düşünmezdim. Ama yani ne bileyim yeşil istemiyorum arkadaşlar. Zaten yeşilimiz var. Jumbo'muz dişimiz yeşil. Arkadaki babamız klasik şovcum, onun erkeği. Yani yeşil çok fazla doğsun istemiyorum bu kuşların arasına. Yani renk renk şöyle güzel durmuyor mu sizce de? Yani ben biraz daha böyle renklere düşkünüm. Kalıpları da çok seviyorum ama renklere de çok çok düşkünüm. Biraz böyle güzel olsun istiyorum. Ha, bu da yine kuyruk kaldıracak. Bu arada güzel bir haber vereyim mi size? Karamel'i satmaktan vazgeçtim. Ya yemin ediyorum böyle kafamda ne zaman bir soru işareti olsa sürekli başıma bir şeyler geliyor. Karamel'de de çok büyük bir soru işareti vardı kafamda. Hani satsam mı satmasam mı diye. Satmayacağım ben kızımı ya. Bir tane erkek alacağım bunu ama o zaman göreceksiniz. Şu an almayacağım. Kızıştıracağım. Daha çok kızıştıracağım. Ve yani eğer mümkünse, eğer öyle bir vücut yapısına sahipse bir kızgınlık yumurtası atmasını bekleyeceğim. Sonrasında bir erkek alacağım. Ya VF ya albino. Ki bir tane albino buldum. Damızlık. 350 lira dedi. Babam dedi ki Tuğçe'de gidip alalım. Ben istemedim. Yine buluruz arkadaşlar. Önemli değil de. Yani biraz ben kızımın olgunlaşmasını bekleyeceğim. Bir yandan da kur ötüşü yapan bir erkeği gözümle görüp almam lazım. Gerekirse bir Eminönü gezisine gideriz. Bu arada bu videodan da Melikeciğime duyurulur. Kanka bir gel benimle ya valla. Eminönü'ne gidelim senle, şuna bir erkek bakalım. Ya hem de gezmiş oluruz kanka, bir sürü şeylere bakmış oluruz. Videoyu da izliyordur muhtemelen o. Gelip her videoma baskın yapıyor. Neyse geçelim. Şimdi buraya gelecek olursak. Şimdi takımlarımız yavaştan hazır gibi. Mesela bu şeylerin, Pallo'nun şeyi tamam. Bu takım hazır. Bu, ondan sonra da bu erkeğimiz gitti. Bu şov dişimize kuru yapmaya başladı. Bunların ikisi çok güzel cilveleşiyorlar. Bunları eşe atacağım. Ayrı bir kafese koyacağım. Dişi feci bir şekilde kalıp patlaması yapıyor. Muhteşem bir kalıba ulaşacak. Bunun ben %100 garantisini veriyorum. Bakın 99 bile değil. Süper bir kalıba ulaşacak. Aynı zamanda bu erkeğimiz de halen daha irileşmeye devam ediyor. Belki yavruları dişiden bir tık daha ufak olur. Belki erkekten birkaç boy daha büyük olur. Hani böyle çok arada derede yavrular çıkar ama en azından iri yavrulara sahip olmuş oluruz ve takımlarımızı irileştiririz. Zaten eğer... Aha başladı. Bak 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 seslere bak. Dinleyin arkadaşlar sesleri. Ya senin videoyu açınca mı böyle kızışasın geliyor deli? Bak. Tipe bak ya. Ney ney.
Şu an ciddi ciddi kuyruk kaldırıyorsun ya. Arkadaşlar ben böyle bir dişi olmasını çok istemiştim elimde. O yüzden ben satmaktan vazgeçtim. Yani hani diyordum ki böyle bir dişi olsun elimde. Diyordum hani bunun yavrusunu alayım ki yani size şunu da anlatacağım. Bir saniye şunun bir kızgınlığı geçsin. Çık. Bunu değil de şu sattığım ayırtılan takım var ya. Sattım demeyeyim de satacağım takım. Bu takım. Bunun benden önceki sahibinde bir takım vardı. Akıllara zarar. Karamelin birebir aynısı. Arkadaşlar takım 8 tane yumurtluyor. Ama var ya o kadar çok aklım kalmış ki bak yine aynı hareketi yapıyor. O kadar çok aklım kalmıştı ki hani dedim ki ya keşke dedim alabilseydim ve kuşa ne kadar söylemişti? 800 lira. 800-850 lira civarında bir şey demişti ve ben o an o kadar bütçem yoktu. O takımı alamamıştım ve içimde kalmıştı. Hani demiştim ki bir VF takım oluşturacağım. Sonra VF takımı aldık ama aklımda da şöyle bir şey kaldı. Ben bu tip bir şey VF takım tamam çok istiyordum ama genel olarak böyle karamel gibisinden bir şeyler istiyordum. Ve Allah karşıma bunu çıkarttı. Bütün o dişimize karşılık takas teklifiyle geldi karşıdaki abimiz. Ama yani ciddi anlamda çok çok iyi olmuştu. Ben çok beğenmiştim ve satmayacağım diyordum. Sonra ben dedim ki bu takımı satayım. Sonra aklımdaki şu takımı alayım diye düşündüm. Çünkü bizim abi de ne yalan söyleyeyim arkadaşlar bir takım var. Çok güzel bir takım. Hiç verdiği yavruların bir önemi yok. Renklerinin bir önemi yok. Takım tamamen bir makina. Yavru makinası. Onu çok istedim. Çünkü bu bilezikleri de yetiştirmeyi çok istiyordum. Öyle olunca dedim ki karameli ben satayım. Bu hareketlere de başlayınca aklıma o hani takım geldi. Ya dedim ben bunu bırakayım elimde. Yani bu böyle gitti bu olaylar. Sürekli olarak ben hani bunu hesaplıyordum. Hani olaylar böyle gidince de dedim kalsın yavrum yapacak bir şey yok. Yani biraz geç olur ulaşmamız ama en azından karamelle bizde kalmış olur. Çünkü ben bunu satarsam bir daha aynı kalıpta bir dişiyi asla bulamayacağım. Gerçekten bunu inanıyorum asla ben böyle bir dişi bulamam. Çünkü bu kadar böyle verebileceğimi zannetmiyorum. Bu fiyata da alabileceğimi zannetmiyorum. Bakalım kalsın elimde. Şimdi burada da bu manyaklar şu erkek ve buradaki dişimiz eş tutmuş. Onları tabii ki ayıracağım. Asla ve asla birleştiremem. Bunu çünkü eski eşine atacağım. Lila'ya Rainbow'un bir tane oğlunu çıkartabilirsek vuracağız. Bu oğlumuza da eğer o yuvadaki spangle var ya dişi diye düşündüm. Eğer o olursa onu vuracağım. Böylece takımlarımız böyle 3-5 takım oluşmuş olacak. Yavrularımız da eğer in aşağıya. Yavrularımız da eğer yani bakıcı çıkarsa takımlarımız çıkarttığımız takımlar çeklere son vereceğiz. Burada da şunu söylemiştim. Hatırlarsanız bu hani yavruyla alakalı olarak bedava istemişlerdi ya. Bu yavruyu hani neden yani böyle bir şekilde vermedim. Çok fazla tepki gösterdim ki tepkimde çok çok haklıyım. Arkasındayım da. Çünkü arkadaşlar şimdi geçen günlerde oturdum. Odanın düzeni olsun, normal şeyleri olsun diye hesapladım. Bu takımdan kaç kuluçka geçirmiş? Atıyorum benden önceki kuluçkalarını saymadan. Bende dinlendi çünkü. O kuluçkalarını saymadan hesapladığımda benim alabildiğim 6 yumurtadan ilk yavru bu. Pardon nerede şu. Bu yavruyu aldım ve diğer kardeşleri hep öldü. Onun dışında öteki kuşlardan da öteki pardon kuluçkalarından da alabildiğim yavru sayısı 3. Yani toplamda 3. Ötekinden de 2 aldım. 3 yavru oldu. Bu kuluçkada tekrar hani kuşlar maşallahı var. Yatıyor. Kuluçkaya yatıyor. Yani yumurtluyor falan ama dediğim gibi yavru biriktirmesi çok büyük bir problem. Jumbolarda değil de şovlarda çok büyük bir problem. Ben bu kadar emek sarf ederken, bu kadar ay içinde emek verirken karşı tarafın hani uyguna kuş istemesi ne bileyim bana biraz böyle hakaret gibi geliyor. O yüzden hani bunu da söylemek istedim. Zaten bayağı bir emek veriyoruz. Bayağı bir masraf yapıp bu odayı da farklı bir hale getireceğim. Bu arada hangisi yavru besle bilmem ama bir ses geliyor sanırım bu yuvadan. Bakalım. Bunların da artık şöyle malzemelerini verelim. Bir mamalarını verelim yavrulara. Onun dışında siparişimizi de gerçekleştirelim. Bu manyağımız da burada köşeye sinmiş. Az önce bunun önündeydi. Çıkabiliyor yani. İnşallah sağ salim büyüdüğünü görürüz. Evet benim ceklerim bugün bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Melike lütfen çağrımı da duy. WhatsApp'a dön. Ona göre konuşalım şu konuyu. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.